Herkese merhabalar, Öykü Sertar ben. İstanbul Büyükşehir Belediye Kültür AŞ'nin organize ettiği İstanbul Bir Sahne etkinliğinde ne mutlu ki bugün bu sahnede ben eşlik edeceğim sizlere. Evet, çok özledik canlı müzik dinlemeyi, konserlerde en sevdiğimiz şarkılara bağıra çağıra eşlik etmeyi ve biraz olsun şu ruhumuzu besleyebilmeyi. İşte o coşkudan mahrum kaldığımız günlerin acısını çıkarırcasına az sonra şu arkamda görmüş olduğunuz sahnede birbirinden yetenekli müzisyenler muhteşem performanslarını sergileyecekler bizlere. Sahne demişken, alelade bir sahne değil elbette. Görkeminden, ışıltısından, renklerinden bahsetmiyorum sizlere. Bir yılı aşkın bir süredir sanatını, mesleğini icra edemeyen, maddi kazançlarından mahrum kalan ve aslında unutulan koca bir sektörün emekçileri için yeniden görünür olma, enstrümanlarına sarılma, sizlerle bir araya gelebilmek için bir imkan da aslında. İlk performansımıza başlayacağız. Ne mutlu ki birbirinden güzel ve yetenekli, olağanüstü kadınlar sahne alacak. 2018 yılında kurulan, cover ve besteler yapan Hey Mama vokalde Cansu Bahadır, vokal ve klavyelerde Özge Sorgun, bas gitarda Ecem Otkucuoğlu ve davulda Özge Leyla'dan oluşuyor. Pop ve R&B şarkılar seslendiriyorlar ve onların kendilerine ait olan bir şarkıyla bu muhteşem günün açılışını yapıyorlar. Çağır Beni şarkıları hep birlikte izliyoruz. Sevmişim, aldanmışım. Çağır beni.
ya da hiç konuşma, ya da hiç konuşma. Hey Mama ve şarkıları Çağır Beni. Çağırdınız, geldim valla. Hoş geldiniz. Hoş Şahane bir performanstı. Ben de burada tanışıyorum aslında pek çoğunuzla. 2018 grubu oluşturduğunuz yıl herhalde, değil mi? Daha yeni diyebiliriz aslında grup için. Evet. Dolayısıyla nedir grubun aroması? Oluyor mu, tuttu mu? Devam mı? Pandemiyle nedir durumlar? Senle başlayalım Özge. Evet. Pandemide tabii ki durgun. Maalesef. Biz cover grubuyduk aslında. Cansu vokalimiz cover grubunda. Şimdi artık kendi şarkılarımızı söylemek istiyoruz ve böyle bir projemiz var. Onun da vokali benim. Güzel. Bu arada yayınlanmayan ilk şarkımızı burada söyledik bugün. O yüzden çok heyecanlıyız. Bize özel, exclusive. Evet. Teşekkür ederiz. Biz albüm var mı? Albüm henüz yok ama çok yakın zamanda bir single planlıyoruz. Sosyal medya üzerinden konser vesaire yapıyor musunuz? Henüz yapmıyoruz ama single... Siz bir yeni mi toplandınız galiba, değil mi? Aslında toplanalım dediniz. Şöyle, biz bir 2018 yılında kurulduk ama bar müzisyenliği yaptık. Anladım. Bu beste olayına aslında bu sene girdik. Kendimiz yazıyoruz, kendimiz besteliyoruz, aranje ediyoruz. Pandemi biraz da yaratıcılığa mı teşvik etti acaba? Değil mi? Sanırım, oturuyoruz evet. Madem boş oturmayalım, biraz da bir kendimize şarkı yapalım mı oldu? Hepimiz mecburen bir şekilde bir içimizde ne varsa çıkarmak zorunda kaldık. Kesinlikle ama. Kesinlikle çok besledi. Güzel. Ama tabii onun öncesinde de mevcuttu. Biz birbirimizden de çok besleniyoruz zaten. Hı-hı. Öğreniyoruz, çalışıyoruz, besleniyoruz ve aktarmaya karar verdik artık. Süper. Dört kadın. Sorunu yaşanmıyor değil mi? Hayır hayır gayet. Şahanesiniz. Hepiniz çok güzelsiniz. Yolunuz açık olsun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Şarkı da şahaneydi. İnşallah albümümüzü dinleriz en kısa zamanda. İnşallah. Efendim devam ediyoruz sahneleri paylaşmaya. Paylaştılar aslında. Biz onların sahnelerine konuk oluyoruz aslında. Şimdi çok tatlı bir ikili var. Onlarla da burada tanıştım. 94 yılından bu yana birlikte sahne alan bir ikili. Sumru ve Timuçin. Timuçin Şenyol'un akustik gitarı. Sumru Parmaksızoğlu'nun vokaliyle yerli yabancı şarkıları, çok sevdiğimiz 90'lar ve hafif batı müziğinin popüler şarkılarını seslendiriyorlar. Gelavera Deresi ile karşınızdalar efendim. Kimse almasın seni, kimse almasın seni, yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni, yine bana kalasın. Sevdim senin aşkın. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Sevdim böyle ağlar, sevdim. Oy Gelevera Deresi, iki dağın arası, oy iki dağın arası. Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin bir çağımın yarası. Yüzünden silinmesin, oy yüzünden silinmesin bir çağımın yarası. Aşkın
sen, hiç mi düşünmedin sen? Sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. O ne güzel ses, o ne güzel ses. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Muhteşemsiniz. Teşekkür ederim. Ne kadardır sahne almıyorsunuz? Mesela şu anda ne hissediyorsunuz? Yani en son yaz sonunda sahneye çıktık işte. Geçen yaz. Tabii tabii, Eylül başıydı. Ya bir yıl olacak. Olacak. Neredeyse. Yani biz böyle, nasıl diyeyim, oyuncağı alınmış çocuk gibiyiz. Öyle diyebilirim. Ruh yani. Hali nasıl? Yani çok keyifsiziz. Çünkü sevdiğimiz bir meslek. Çok keyif alınarak yapılan bir meslek. Ama yapamıyoruz. Yarına dair böyle bir umut, bir... vazgeçmiyoruz sevdiklerimizden, tabii hayallerimizden. Yok. Hepimiz bir şekilde küçüldük, evlere sıkıştık. Maddi manevi elbette ki insanlar birikimlerini harcadılar. Olmayanlar kredilere boğuldular. Çok kolay dönem değil. Yani maddi olarak düşünürsek eğer, herkes bir eşikte kalmaya ya da o eşikte atlamaya çalışıyor. Müzisyenler olarak kimse sizi görmedi. Kimse sesinizi duymadı. Sonunda görüldük, duyulduk ama. Güzel bir şey işte. Tabii, tabii. Yani çok teşekkür ederim. Bu sahne çok kıymetli geliyor bu anlamda tabii bana. Size ne hissettiriyor tekrar enstrümanınızla bir arada olmak? Dediğiniz gibi maddi manevi çok kötü hissettiğimiz bir dönem. Özellikle de işi sadece müzik olan insanlar için işte iki kere, üç kere daha zor. Hepimizin sorumlulukları var. Evlerimiz, kiralarımız, kredilerimiz var. İşte üstesinden gelmeye çalışıyoruz ama... Aslına bakarsanız bence daha kötüsü hiçbir şey yapmıyor olma duygusu, yapamıyor evet olma duygusu. Bir şeye yaramadığını evet, hissetmek. Evet, yani bu kadar zaman sonra tabii kimsenin elinde olmayan bir şekilde ama tam karşılık değilse bile biraz böyle boşa çıkmış, Skarta'ya çıkmış gibi hissediyor insan. Bu da çok kötü bir şey. Umarım en kısa zamanda atlatırız. Tabii temennilerle gidiyor hayatımız şu anda. Yani ne olacağını bilmiyoruz ama hani bir tünelin ucunda ışığı gördük sanki. Gördüm. Oradan da sağlığımıza kavuşup eski normalimize dönmeyi diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz. İnşallah size iyi gelmiştir bu sahne. Gelmez çok mi? Harika. Çok memnun olduk sizinle tanıştığımıza. Sevgili izleyiciler, şimdi yine enteresan bir grup var yanımda. Nasıl oldu da duymamışız? Ben duymadım kendi adıma. Bu benim kaybım tabii ki. 20 yıldır sahne alıyor Göksel'in. Ve grubun son albümü Women's Blues, Kadınların Blues'u 3. albümleriydi yanılmıyorsam. Aralık 2020'de çıkmış ve şarkının video klibi Uluslararası Kadınların Özgürlüğü Şarkı Yarışması'nda dünya ikincisi olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum size. Sesi ve gitarıyla bizlerle birlikte olacak. Eş gelecek olanlar Gürkan Özbek ve Ozan Yeşildal ve davulda da Soner Doğanca eşlik edecek. Sahneyi size bırakıyorum. İyi eğlenceler. Vazgeçmedim kendimden. Hala vazgeçmedim ama belli olmaz. Her an vazgeçebilirim. Biliyorsun bana belli olmaz. Her an vazgeçebilirim. Hala vazgeçmedim senden. Hala vazgeçmedim ama belli olmaz. Her an vazgeçebilirim. Biliyorsun bana belli olmaz. Her an vazgeçebilirim. Ha!
yere. Şu dünya bir dursa, ben de bir dursam, her şey bu kadar yorucu olmasa. Ama belli olmaz, her an yorucu olabilir. Biliyorsun beni belli olmaz, her an moral bozulabilir. Hala vazgeçmedim kendimden. Hala vazgeçmedim ama belli olmaz. Her an vazgeçebilirim. Biliyorsun bana belli olmaz. Her an vazgeçebilirim. Göksen'in Hala Vazgeçmedim şarkının adı değil mi? Evet. Güzel, vazgeçmedin herhalde. Vazgeçecek. Ama her an vazgeçebilirim. Yapmayın, durun. En son ne zaman sahne aldınız? 13 Mart 2020. Wow, çok olmuş. Ne yapıyorsunuz peki? Enstrümanlarınızı, yani hani çalışıyorsunuzdur mutlaka. Hani şarkı her zaman çok mümkün olmuyor. Moral bozukluğu önemli bir faktör aslında. Pek çok arkadaşım aslında enstrümandan uzaklaştı. Yani ilk başlarda çok çalışırım ben şimdi evde diyorlardı. Biraz böyle başladılar ama sonra hani bir yerde çalamadıktan sonra da bir manası olmuyor. Tamam, hani çok moralsizken de çok çalışılmıyor. Bazıları için ekstra, bazıları virtüöziteye ulaştı tabii. O öyle insanlar da var, onlara çok öykünüyoruz. Ama aranızda var yani. Galiba. Evet, aramızda günde 9 saat enstrümanıyla hemhal olan bir insan var. Bir işaret edin mi? Bir baktım, o da evet öyle yapıyorum, doğru diyor. Ya kolay değil tabii ki. Hani müzisyen olduğunu unutmak diye bir hisse kadar vardı mı nokta? Öyle bir şey, evet. Yaşadın mı? Mesele oradan çıktı artık zaten. Yani hep genelde bizim ülkemiz müzisyenleri genelde hobi olarak müzik yapılmamız istenir ya hep, ailemiz, çevremiz. İlk çıkanlar herkes... son giriyor işte yani, evet, bir evet. Mevzu olduğunda hemen ilk onlar etkileniyor. Evet. En sonunda onunla abi de burada da bunlar vardı diye bir akla geliyor falan, bir şeyler, evet. Oluyor. Yani şu an hobi yapma durumuna geldik. Yani ülkemizin ve ailelerimizin istediği olduğu gibi. Hani pek çok insan artık müzisyenlik kavramı çok farklılaştı bence. Çok arkadaşımız, biz grup olarak da Blues Derneği üyeleriyiz. Aynı zamanda kurucularıyız. Ben başkanlığı yürütüyorum. Pek çok underground müzik piyasası dediğimiz yerdeki insanlar, arkadaşlarımız bıraktılar işte müzisyenliği, işte kuryelik gibi işler, kasiyerlik, artık hani ne bulunursa öyle işler yapılmaya başlandı. Çok ekonomik sıkıntılar da çekiliyor. Burada hani zaten geçim derdine düşünce daha sanatsal şeyler ikinci plana mecburen atılmak zorunda kalıyor. Doğal olarak önce hayatın, yaşamın idame ettirilmesi gerekiyor. Peki aslında müzisyenliğin de bir emek olduğunu, değil mi? Hani emeğin de bir anlamda hadi bir örgütlenmemiz gerekir. Kesinlikle. Durumuna çok gelmesi. Önemli. Yani tek başına kurtuluşun olmadığı bir noktada bir şekilde keşfediliyor, değil mi? Burada bu dönemde çok daha iyi anlaşıldı. Her şekilde yani hem telif konusunun takip edilmesi, evet. Daha iyi çalışmalar yapılması, sanatçıların teliflerini daha fazla takip etmesi, örgütlenmesi, mevcut meslek örgütlerine üye olması, kayıt ettirmesi bestelerini, artı başka tip örgütlenmelere de gitmesi gerektiğini çok bu dönemde çok feci öğrenmiş olduk. Hani ufak tefek yardımlar hiçbir şekilde, yani verdiğiniz balıklar mutlaka bir süre işe yarıyor ama artık yaramayacak. Balık tutulmasının öğretilmesi de lazım. Kesinlikle bütün müzisyenlerin hangi çatı altında olursa olsun bir şekilde örgütlenmesi, daha sonra bu örgütlenmelerin işte belli bir federasyon altında ya da başka bir büyük birlik altında devletle karşı karşıya masalara oturması ve işleri iyileştirmesi gerekiyor. O yüzden her zaman altını çiziyorum. Tamam, örgütlenme. Bir talebin olsaydı o talep ne olurdu? Yani ben şu anda bunu istiyorum. Bireysel olabilir, genel olabilir. Dileyeceksin ve bir şekilde devlet aygıtı sana bunu yapman için izin verecek ve olacak yani. Ne diliyorsun şu an? Bunun için bir somut, bir soyut şeyim olabilir. Bir hayalim var. Tamam. Bir de
Soyut isteğim aslında kesinlikle müzisyenlerin kayıt altına alınması ve onların sigortalanması ile ilgili iyileştirmelerin yapılması. Şu an müzisyenler sigortalanabiliyor ama çok fazla evrak işi var, çok fazla zorluk var. Onların yerine getirmesi lazım bence. Ama hayalim de bu ülkedeki, ülkemizdeki insanların müzisyenlere bu işi hobi olarak yapan insanlar gibi değil de gerçekten bir müzisyenin çıkması çok uzun zaman gerektiren, çok çalışma gerektiren bir şey. Bunu takdir ettikleri, ülkemizdeki müzisyen algısının geliştiği ve sanatçı muamelesi gördükleri insanların bir ortam olmasını hayal ediyorum. Bu bir hayal. Umarım ölmeden bir kısmını görürüz. Yani aslında şöyle de bir eleştiri de olabilir sektöre dair. Sanatçı adlandırılmasının dejenere edilmesinden kaynaklanan saygı yitirildiği için dolayısıyla sizin gibi emekçi olan ve üreten şiir yazıyorsunuz, besteliyorsunuz, virtüözler var aranızda. Yani bunların saygısını da çalıyorlar aslında bir anlamda. Bu da bir sonuç. Bir de müzisyenler naif insanlar. Hani cebinizde paranız yok ama açıp da bunu da isteyemezsiniz. Yani normal eşinden dostundan bir yere kadar hepiniz müzisyensiniz. Birbirinizden nereye kadar isteyeceksiniz? O naif ruhlarınızı yıpratmadan aslında sizi korumak, sizi desteklemek ve bir şekilde bir şey. Sizinle dayanışma içerisinde olmak lazım. Kesinlikle. Çünkü sizler bizlerin ruhunu besliyorsunuz bir şekilde. Hep bir gıptayla ve özenerek bakarım şarkı söyleyebilen ve enstrümanına hakim olan insanlara. İnşallah bu bir adım ve bunun gibi dilerim çok adımlar gelir ve yolunuz açılır İnşallah. Diliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir sahnede. Özlemiş Süperdi. Misiniz? Yani biz gidecek sahne burada duruyor artık çalarsınız. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Efendim sıradaki müzisyen dostumuz müziğe çok genç yaşlarda başlamış Ersen Köse. Bir albümü ve 3 single çalışması var. Türkçe pop ve rock şarkılar söylüyor. Vokali ve gitarıyla keyifli bir performansla onu izliyoruz. Hep birlikte görelim. Ben sevdim kime ne, kime ne, kime ne. Sarılayım o beline, o beline, o beline. Sensiz hayat neyime, en neyime, en neyime. Karışsın tenin tenime, nefesin nefesime. Kim ne derse desin, benimsin, benimsin. Sen de benim gibi delisin, delisin. Aç kapıyı ben geldim, al beni yanına kollarına dolayıp sarıp sakla al da gel baharları çiçekler açalım üfle şu gözlerimi tutuşup yanalım. Ben sevdim kime ne, kime ne, kime ne. Sarılayım o beline, o beline, o beline. Sensiz hayat neyime, e neyime, e neyime. Karışsın tenin tenime, nefesin nefesime. Kim ne derse desin, benimsin, benimsin. Sen de benim gibi delisin, delisin. Aç kapıyı ben geldim, al beni yanına kollarını dolayıp sarıp sakla al da gel baharları çiçekler açalım üfle şu gözlerimi tutuşup yanalım. Ersen. Efendim? Nasıldı sahnede olmak? Yani yabancı gibiyim. Nasıl? Bayağı yani. Almışlar seni buraya koymuşlar. O hayata asimile olmuşum herhalde yani. Bitmiş orası. Yani. Ne kadar oldu? Bir sene oldu. Bir sene çok dile kolay söylüyoruz ama yani bir senede neler değişiyor? Ya bana 10 sene gibi geldi hiç bitmedi ya geçmedi yani.
Ne düşünüyorsun şu anda? Böyle bir imkan geldi, sahneye çıkabildin. Yarın ne olacak? Vallahi artık bir şey de düşünemiyorum ya gerçekten. Yani kapıldım bahtımı rüzgarına diyorsun. Umutsuzluğa da kapılmak istemiyorum ama yani bir şekilde hayat döngüsü devam edecek. Mecburuz, umut hep var. Nabız attığı sürece, nefes aldığımız sürece. Kolay geçebileceğini de zannetmiyorum bu arada. Ha, iyi ki de umutsuz değilsin, sağ ol. Yani. Çok teşekkürler Ersen. Peki, senin için şu anda bir kazanç sağlayabiliyor mu müzisyenlik şu an? Kazanç sağlayamıyorum tabii ki. Yani, nasıl geçiniyorsun mesela? Ya ufak tefek bir birikimim vardı işte. Hı hı. Onu yiyorum yani. Sosyal medyanın sana faydası var mı? Ya sosyal medyanın şöyle faydası var. Tabii ki birilerine ulaşıyorsunuz. Hı hı. Yani oradan bir portföy oluşturuyorsunuz kendinize. Bir dinleyici kitlesi oluşturuyorsunuz. O da sizin için yeni bir şey üretirseniz ama bir şey çıkartırsanız sizi takip etmeye, devam etmeye başlıyorlar. Hı hı. Ama bunun devamı gelmesi lazım bir müzisyen için. Mesela bir tane yaptım, atıyorum 5 sene sonra bir daha yaptım. Yap. Hiçbir anlamı yok bunun. Yap. Hayır, sürekli üretmek lazım, sürekli çıkartmak lazım. Ama bu da bir maliyet tabii ki. Tabii. Ha. Yani bir müzisyen için arkadaşlarım çok daha iyi bilirler. Stüdyo, para. Yani biz işte, tabii ki sahne üzerindeki müzisyenler, işte vokaldi, enstrüman çalanlar, gruplar vesaire diye konuşuyoruz ama DJ'ler var, mekan sahipleri var, stüdyo sahipleri var, komisi, ses teknikerleri var yani. Değil mi? Yani organizasyonlar var, düğünler var, o var, bu var. Yani iptal ediliyor dendiği anda binlerce insanın hayatını etkileyen bu kararların nasıl, ya başta dediniz ya, hiç umutsuz değilsin falan dediniz. Aha. O kadarını düşününce, işte komplike düşününce yani. Girme oralara diyor. Hiç yani, hiç. İşte sen, ya bugünü kurtardık boşuna. Siz böyle sayınca işte evet. Siz kafasından geçiyor insan işte böyle. Sürekli geçiyor yani, da işte yani aslında düşünmüyormuş. O kötü bir şey yani. Güzel. Sana bir soluk aldırabildiysek. Eğer vallahi güzel oldu. Yeni arkadaşlarla konuştum. Kültür Arşe bunu yapabildiyse, bu fırsatı verebildiyse ne mutlu bize. Çok güzel bir şarkıydı. Kime ne, senin şarkın. Ben de bu arada şarkın. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Kültür AŞ'ye, başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve çalışan arkadaşlarımız, burada bir sürü insan var belki görmüyorlar ama hepsine çok teşekkür ederim. Geldiğin için biz teşekkür ediyoruz Ersen. Size de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tüm müzisyenlere olduğu gibi, sektöre olduğu gibi. Umut dolu günler diliyorum. Sana da inşallah gönlünden geçen sanatını icra edebileceğin güzel günler diliyorum. İnşallah. İnşallah. Efendim, bir sonraki grubumuza geçeceğiz. Hoş geldiniz. Sandıktaki Türküler, değil mi? Sandıktaki Türküler'de Türk Halk Müziği'nin en sevilen örneklerini de bizimle buluşturan gruplardan. Hüseyin Bey, grubun liderisiniz galiba, değil mi? Klavye ve bas ve davulda Gökhan Korkmaz. Kaval'da da Kemal Kuzey eşlik ediyor. Sizi dinliyoruz, sahnenizsin. Teşekkürler. Bana ağlamaz be annem.
teşekkür ediyoruz. Şahane bir performanstı. Kaval muhteşemdi, harikaydı. Size de soralım, pandemi sizi nasıl etkiledi? Şu anda sahnede olmak nasıl bir duygu? Şu an bambaşka bir duygu. Burada olmaktan büyük bir keyif duyuyorum. Emeği geçen herkese başta çok çok teşekkür ediyoruz, sizlere de. Pandemi sürecinde daha çok müzisyenlerden, müzisyen arkadaşlarımız inanın ki çok büyük bir zor süreçten geçtiğini ve yaklaşık bir yıllık birikimini dahi şu anda tüketmiş olduğu bir süreç yaşıyoruz. Ve bu süreçte nasıl devam edebilir? Şu anda bütün müzisyenlerimizin ve bizlerin de aynı şekilde merak ettiği tek konu nereye kadar gidecek? Yani gerçekten tek şunu istiyoruz, bu gerekse tüm belediyelerimiz taşı elinin altına koyup gerçekten şu anki günümüzdeki olan tüm müzisyenlerimizi biraz kalkındırmak, biraz destek istiyoruz. Onun dışında hiçbir şey istemiyoruz. Zaten bizim bir tarafımız daha var. Çok duygusalız. Hiç kimseden para istemeyiz kolay kolay. Ama tek şeyi iyi düşünürüz. İçimizdeki bu müzik duygusunu kimse bitiremez. Kimse. Hiçbir güç dahi bitiremez. Ama biz bu pandemi sürecine karşı elimizden geldiği kadar ayakta durmaya çalışıyoruz. Gerekse türkülerimiz, gerekse şarkılarımız, gerekse şu pandemi sürecinde kendilerini inanılmaz büyük bir şekilde evlerine kapatıp onların da keşke burada, biz de burada olmak istiyoruz, sizin yanınızda olmak istiyoruz demesi ve bütün müzisyenlere elinizden geldiği kadar tek destek olmanız gerçekten burada olmaktan bile dahi, biraz önce onu konuştuk arkadaşlarımıza, inanılmaz muazzam bir ekip var burada. Gerçekten. Buradan bütün ekibe çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Bizler için buradasınız. Müzisyenlere değer verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel bunu duymak sizden. Keşke daha fazla şeyler yapabilsek. Hepimizin gücü birleştiğinde ancak işte böyle bir anlam ifade ediyor. İnşallah ihtiyacınız olduğu yerde büyük kalabalıklar sevgiyle sizi ve eserlerinizi sahiplenirler ve desteklerler. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim, bir sonraki performans Muammer Tavukçu'dan gelecek. Küçük yaşlardan itibaren müzikle uğraşıyor. Şarkı söylüyor, gitar çalıyor. Genelde 90'lar Türkçe pop seslendiriyor ama enteresan bir şarkı tercihiyle karşımızda. Ben de çok severim bu şarkıyı. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Muammer Tavukçu karşınızda efendim. Sessiz ve öksüz kaldım bu yerde.
sessiz ve öksüz kaldım bu yerde. Talihim düşürdü beni bu derde. Gözümü kapadı bir kara perde. Evimi yurdum anar ağlarım. Gözümü kapladı bir kara perde. Evimi yurdum anar ağlarım. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde sana neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde sığınan yer olmayınca. Çok severim bu şarkıyı. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmadıkça. Niye böyle bir şarkı tercih ettin? Enteresan bir tercih olmuş. Ya seviyorum ben bu şarkıyı. Bir de gurbette yaşıyorum ben, ailem başka bir şehirde yaşıyor. Böyle biraz ailem de sever de bu şarkıyı. Öyle aklıma geldi, bunu söyleyeyim dedim. İyi ki söyledin. Pandemi seni nasıl etkiledi bir müzisyen olarak? Söylemek istediklerin, bizimle paylaşmak istediklerin var mı abi? Evet, yaklaşık bir yıldır adam akıllı sahne yapamıyoruz tabii. Olan birikimimiz de gitti bu süreçte. Valla ne yapacağımızı bilmiyoruz bu süreçte. İleride ne olacağını bilmiyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Bizi böyle bir sahne yarattınız. Bize müzisyen olduğumuzu tekrardan hatırlattınız. Bayağıdır sahnede yapmıyorduk. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Ekrem İmamoğlu'na, sizlere çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Yollarınızın hep açık olmasını diliyorum. İnşallah, teşekkür Gönlünden ederiz. Gönülden diliyoruz bunu. Çok teşekkürler Muammer. Efendim, şimdi Türk halk müziğine geçiş yapıyoruz. Farklı türlerden pek çok performans izledik ve izlemeye devam edeceğiz. Hasretcan sahne alacak. Hasretcan yurt içinde ve yurt dışında pek çok konserde, özel etkinliklerde, mekanlarda sahne almış bir müzisyenimiz. Bakalım bize hangi şarkıyı seslendirecek? Çeke çeke ben bu dertten ölürem. Seversen Ali değme yarama. Ali'nin yoluna serim verirem. Seversen Ali değme yarama. Seversen Ali değme yarama. Ali'nin yoluna serim veririm. Seversen Ali değme yarama. Seversen Ali değme yarama. We'll be right back.
senin değil. Konar geçersin körpe kuzulardan, nasıl geçersin? Ali'nin oğlusun, bir gün içersin. Seversen Ali'yi değme yaramı. Seversen Ali'yi değme yaramı. Ali'nin oğlusun, bir gün içersin. Seversen Ali'yi değme yaramı. Seversen Ali'yi değme yaramı. Aptal Pir Sultanım deftere yazar, hilebaz yar ile olur mu pazar? Pir melem çalmasa yaralar azar. Seversen Ali değme yaramı. Seversen Ali değme yaramı. Bir melem çalmasa yaralar azar. Seversen Ali değme yaramı. Seversen Ali değme yaramı. Hasretcan, çok teşekkür ederiz. Şahane bir performanstı. Biz burada müzisyen dostlarımızla sahneyi paylaşıyoruz. Sizler bir arada olmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı bu süreçle ilgili? Burada olmak sana neler hissettirdi? Yani son zamanlarda en son zaten geçen sene 13 Mart gibi zaten Almanya'da bir konser vermiştik. Son sahne. Yani son zamanlarda, pardon, özür dilerim. Hı. Yani şuraya dediğimiz gibi yani yabancı geliyor şu an, hani bayağı bir uzaklaştık herkesten, her şeyden, sahnelerden. Biz size bir sahne sunduk. İnşallah keyfinizi yerine getirmiştir biraz. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum Hasretcan. Ben sizler bizi buraya davet ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi bir başka grupla devam ediyoruz. Yeni bir grup. 2019 sonlarında kurulmuşlar. Alternatif bir müzik grubu. Grubun adı Nasıl Yani? Indie rock ve indie pop tarzında müzik yapıyorlar. Grup elemanlarını birazdan tanıtmak isterim ama izlerken belki tanıdıklarınız vardır arasında. Bas gitarda Onur Kerem Özmen var. Elektro gitar ve back vokalde Mehmet Dişat Peker var. Klavye ve back vokalde Yağmur Kereslicioğlu. Vokalde Berkay İlhan ve davulda Efe Okay'dan oluşuyor. Kendi şarkıları lezzetli bir şarkıyla karşınıza geliyorlar. Bahar. Bu sefer ayrı bir bahar bıraktık arkamızda.
Sıkı giyindim, oldukça soğuk bir savaştı. Farkında bile olmadığımız şeyler vardı. Kimler kaldı bu enkaz altında? Bir bahar bıraktık arkamızda. Sıkı giyindim, oldukça soğuk bir savaştı. Farkında bile olmadığımız şeyler vardı. Kimler kaldı bu enkaz altında? Yani kurtulman zor artık. Bu sefer ayrı bir karar bıraktık arkamızda. Sözler farklı, anlamlarla yaraladı. Farkında bile olmadığımız şeyler vardı. Kimler kaldı bu enkaz altında? Zor artık, anlar gibi günler gerisi yalnız olmak benim işim yani kurtulma. Zor artık. Yalnız olmak benim işim yani. Anlar gibi günler gerisi yalnız olmak benim işim yani. Kurtulmam zor artık. Nasıl yani? Çok güzel şarkı. Teşekkür ederiz. Keyif çok aldınız mı sahnede olmakta? Ne biz, kadar zaman biz oldu? Biz çok mutluyuz. Ya, tabii ki 1,5 sene kadar oldu. 1,5 sene sizin bayağı evet. Uzun olmuş. Özlemişiz. Arkadaşlarımızı dinledik. Keyfimiz yerine geldi aynı zamanda. Peki bu arada görüşüyorsunuz herhalde. Tabii. Değil mi? Aynı zamanda çalışmalara devam ediyoruz kendilerine. Üretiyorsunuz da. Üretiyoruz. Peki paylaşabiliyor musunuz ürettiklerinizi? Sosyal medya kullanıyorsunuz sosyal herhalde. Sosyal medyada, dijital platformlarda. Yani konser tabii ki yok. Online konserde bir fırsatımız olmadı bu zamana kadar. Güzel mi? İyi geldi mi peki? Size birazcık moral çok oldu mu? Çok iyi geldi. Yani müzik insana zaten iyi gelir, mutlu eder. O ayrı, biz dinleyerek zaten keyif alıyoruz da şimdi bundan bir de para kazanan, hayatını idame ettiren evet. Ve bir kariyer olarak düşünen, evet. Sanat
yapan insanlar olarak tabii ki sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Biz her zaman sizi bulur dinleriz, sevdiğimiz müziğin peşine düşeriz, o ayrı. Ama sizin burada söylemek istediğiniz bir şey varsa seve seve de dinleriz. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi müzik insanları iyi eder, mutlu eder. Yani bu durumda, bu ortamda müzisyenin, sanatçının arkasında olmak zaten en akıllıca olanıdır diye düşünüyorum. Organizasyonlar başladı, ufak ufak konserler veriyoruz, birbirimizi dinliyoruz. Umarım daha da güzel olacak her şey. Bu kadar. İnşallah. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Keyifli bir kariyer diliyorum birlikte. Çünkü yeni çok bir grup, grup olmak zordur. Bir arada kalmanızı ve keyifle müzik yapmanızı diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Efendim, sıradaki müzisyen dostumuz, yolculuğu küçük yaşlarda bağlama ile başlayan bir müzisyen, halk ve özgün müzik sanatçısı, bestekar ve söz yazarı Mehmet Ülker'i dinleyeceğiz. Performansıyla karşınızda. Çok teşekkür ediyoruz. Şahane bir şarkıydı. Ben teşekkür ederim. Size eşlik eden Gökhan Bey'e de teşekkür ediyoruz. Onu siz başka bir isimle çağırıyorsunuz galiba. Yani arkadaşlar arasında Dimitri diyoruz. Dimitri. Evet. Peki. Size de teşekkür ediyoruz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey bizimle? Bu sahnede olmak size neler hissettiriyor? Bizimle paylaşır mısınız? Sahnede olmak hayat bulmak gibi. Şu zor süreçlerde bu imkanları tanıyan
Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu kötü hastalıktan kurtuluruz. Güzel güzel şarkılar söyleriz doğal ortamda, canlı canlı. Aşk şarkıları, sevda türküleri. Ne gerekiyorsa onu yaparız hani hep beraber. Vallahi lütfen söyleyin, biz de bağıra bağıra eşlik etmek istiyoruz artık. Konser, canlı konser izlemek istiyoruz. İnşallah hep beraber o günleri görürüz. Seyircilerle müzisyenlerin bir an evvel kavuşması dileğiyle diyelim. Evet. Ya müzik hayat, yani müziksiz bir hayat düşünülemez. Bizler de müziğin bir parçasıyız. Müzik yolunda yoldaşız. İnşallah dediğim gibi hep beraber güzel günlerde güzel şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz ben için. Teşekkür ederim. Gökhan Bey, size de teşekkür ediyoruz. Efendim devam ediyoruz. Keyifli, eğlenceli bir grup var şimdi. Davul, perküsyon ve klavye çalan 4 müzisyenden oluşan Merci Project'le birlikte olacağız az sonra. Merci Project grup üyelerini tanıtmak isterim sizlere. Vurmalı çalgılarda Mert Kiremitçi ve Cemal İlkbahar, klavye, tuşlu çalgılar ve DJ setup'ta Zafer Coşkuner ve Kadir Er bulunuyor. Bakalım bize hangi şarkıyı seslendirecekler. İzliyoruz. Thank you.
Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şahaneydi. Bu şarkının adı nereden geliyor? Bu şarkının adı oğlumdan esinlendik. Oğlumun adı Merkür. Bu ne arada güzel. Biraz popüler bir gezegen ve durum olduğu için Merkür. Şarkıyı da Merkür yaptık. Yani inşallah kaderini etkileme. Bir geri gitmeleri var. Herkes bir vallahi Merkür geri gidiyor. Allah'ım yeter ne oluyor diye bir öyle bir enerji İnşallah durum. Umuyoruz biz de öyle Allah oluyor. Sakınsın diyeyim. Ne diyeyim göreceğiz, artık yani. Göreceğiz, göreceğiz. Peki bu grubunuzun adı niye Merci? İsimde. Neden acaba? Cemal arkadaşımız fakat evet. Namı diğer Jimmy olarak tanır herkes. Hmm. Ben de Mert. Grubu birleştirip Merci olarak başladık. Sonra da uğurlu rakamları 4 ve 20. Aslında Merci'yi 420 anladım, olarak değiştirdik anladım. Şu anda. Güzel. Güncelleme gelmiş. Güncelleme geldi. Anladım. Her şey oldu. Yeni sürüm. Güzel. Şahane. Çok keyifli bir grupsunuz. Teşekkür ederiz. Peki nerede sahne alabiliyorsunuz? En son ne zamandı? Profesyonel olarak zaten birçok sanatçıyla çalışıyoruz. Evet, onu söyledim. Bu bizim kendi keyif aldığımız, altyapılara çaldığımız kendi keyfi grubumuz. Harika. Birçok parti, beach club, konser gibi yerlerde çalışıyoruz. Harika. Ne kadardır bir aradasınız? Biz çok eski arkadaşlarız ama bu grup yaklaşık bir senedir, iki senedir beraber. Pandemiyle beraber. Pandemiyle beraber eve kapanınca yeni bir grup kurduk. Toplaşın. Evet, toplaştık. Ev güzel, grubumuz. Verimli olmuş. Evet, yani. Verimli. İlk defa. Hasat güzel yani. Evet. Bu grup gider arkadaşlar. Çok eğlenceli, muhabbet falan süper teşekkür yani. Ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı bu süreçle bir an ilgili? Önce, müzisyenlerle bütün ilgili. Bütün dünyanın sağlığa kavuşmasını istiyoruz. Çok teşekkürler biz katıldığınız teşekkür için. Ederiz. İnşallah keyif olmuştur, moral olmuştur bizim size için de. Öyleydi. Efendim devam ediyoruz bir başka müzisyen dostumuzla. Kendi şarkılarını yazan, besteleyen ve söyleyen bir ismin yanındayız şimdi. Aziz Piyade. Uzun süredir müzik sektöründe yer alan Aziz Piyade alternatif müzik yapıyor ve bakalım bize hangi şarkıyla sesleniyor. Belki sen bile özlersin. Kaçıncı evim bu?
alınca hapis açınca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu şarkı sana ait. Evet. Neyi düşünerek yazdın acaba? Bu şarkıyı doğum günümde yazdım zaten. Hem de doğum gününde. Evet. Sadece şeyinin bir noktasını silip hani yaşı yaz olarak yaptım ve birine hediye etmek istedim. Umarım beğenmiştir. Hediye edildi mi? Edildi. Ha. Ama haberi yok da. Haberi yok. Aynen. Yaz tutmaya başladığı zaman haberi olacak. Enteresan. Değişik yani. Evet. Yalnız mı sahne alıyorsun? Yalnız. Yani şimdilik. Peki. En son ne zaman sahnedeydin mesela? En son ne zaman? Geçen yıl, yazın herhalde. Yani böyle ufak çaplı etkinlik oluyordu. Hani arkadaşlar arasındaki şeyler oluyordu ama. Hani sahne alan arkadaşlarım vardı. Onların yanına çıkıyordum davet olarak. Şu anda yok. Şu anda boştayız. Bir senedir? Bir senedir. Evde. Peki durumu nasıl değerlendirirsin? Söylemek istediğin bir şey var mı? Genel olarak durumu. Evet. Kendini bence nasıl görüyorsun? Yani bir müzisyen olarak nasıl değerlendiriyorsun? Bence müzik zor şartlarda yapılan bir şey ve hani zor şartlarda yapılanın daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Hani umarım hani bu bize kalite katar. Sen bayağı bir metot üzerinden, yani metot evet, oyunculuğu evet. vardır ya hani evet. öyledir yani. Yani. Yaşaman lazım, kilo alman lazım, o acıyı çekmen lazım. Aynen, bende de aynen öyle. O şekilde hani beslendiğim şey herhalde bu ya. Hani benim işime geldi öyle söyleyeyim. Senin işine geldi. Evet. Enteresan. İlk kez böyle bir bundan beslendim diyen. Mutluyum demedim ama işime geldi dedim. İşine geldi. Peki. Değişik. Evet biraz. Farklı bir bakış açısı. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Teşekkür İnşallah ederim. Sen de sahneden keyif almışsındır. Aldım. Güzel. Aldım. Çok güzel çünkü. Biraz kötü olması lazımdı. Ha. Çok hani her şey harikaydı. O yüzden fena değildi yani. Bu da bir ilk olsun o zaman. İlk olsun. Değil mi? Tamamdır. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Sıradaki müzisyen dostumuz Ersin Ersavaş. Ersin Ersavaş konservatuarlı bir udi, besteci ve prodüktör. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok festival ve konserde sahne alan sanatçımız. Ud, cümbüş, mandolin ve bas gitar çalıyor. Ersin Ersavaş'a Kanun'da Batuhan Kaşıkçı, İstanbul Kemençesi'nde de Kaan Sezer'lere eşlik edeceğiz. İzliyoruz. Thank you.
Ersin Bey çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Şahane bir şarkıydı. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz burada bu sahnede olmayı? Burada pandemiyi... bu sahnede olmak, evet yani bunca aydan sonra, yaklaşık bir seneden sonra tekrardan böyle güzel bir organizasyonda tekrardan sizlerle beraber olmak bir şekilde güzel bir duygu. Zaten uzun zamandan beri hasret kalmıştık diyebiliriz bu pandemi sürecinde. Yani en azından bu süre zarfında da müziğin sadece bir tabiri caizse tıngırtan ibaret değil de hayatımızın her parçasında olması gerektiği ve olduğu kadarıyla da, yani bu ister sevincimizde, üzüntümüzde, düğünümüzde, cenazemizde, her duygumuzda illaki müzik var. Bunu unutmamak lazım ve hatırlamak lazım. Bunu hobi olarak yapan insanlarımız da var. Ve bunu meslek olaraktan da ve yaşayış biçimi, yani en azından bizler gibi olan insanlarımız da bu zorlu zamanlarda hep beraber bir kenetlenip bu süreci, bu ne derler, tansiyonu yüksek ve gerilim süreçlerini fırsata çevirip daha güzel yarınlara yol almak var diyelim. İnşallah. Evet. Bu umutla biz de aynen ilerliyoruz. Umut insanın ekmeğidir her zaman. Kesinlikle, değil mi? Çok teşekkür ediyoruz biz geldiğiniz teşekkür için. Bizlerle beraber olduğunuz için. Tadını çıkarmışsınızdır diyeceğim. Bir şarkı tadı damağında kalıyor insanın, biliyorum ama. Yani evet. En azından sizi burada tanıdık, gördük, sizi sevenlerle bir araya getirdik. Bu fırsatların çoğalmasını diliyoruz. Bize de bu fırsatı veren başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bu konuda çalışan tüm ekip arkadaşlar bünyesindeki herkese ve size de çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Efendim sıradaki müzisyen dostumuz ise konservatuar hazırlığında 7 yıl önce sokak müzisyenliğiyle başlayan bir müzik yolculuğu var. Canlı müzik yaparak sokaklarda müzikle olan bağını kuvvetlendirmiş ve şimdi bizim sahnemizde Berkay Emre Avcı alternatif, alternatif rock, pop ve folk türlerinde şarkılar seslendiriyor. Bakalım bugün bize neler söyleyecek. Son kez bakarım, sonra giderim. Bakmam arkama kıyılara. Buradan kalkar tren, otobüs, dal yollara, anılara. Sorarım da bulurum.
Berkay Emre Avcı, genç bir müzisyen. Sokaktan gelme üstelik. Evet, sokak müziğiyle başladım. Harika. Kendin mi öğrendin? Yani bu. Tabii, hep kendim çalıştım. Kendim başardım. Peki, konservatuara hazırlanıyorsun. Konservatuara hazırlanıyorum, evet. Nasıl gidiyor peki? Girer misin? Devam mı? Mutluyum. Çalışıyorum derslerime. Hocam sağ olsun beni yetiştiriyor. Öyle. Peki burada bu sahnede olmak, diğer müzisyenlerle bu sahneyi paylaşmak sana ne hissettiriyor? Çok mutluluk verici, birileri tarafından düşünüldüğümüz bence. Müzisyenler için çok büyük bir ihtiyaç sahneye çıkmak, müzik yapmak. Teşekkür ediyorum. Ben dilerim konservatuara girersin. Ve tüm bu zorlukları görmene rağmen hala bir sanat kariyeri düşünüyor olman da tabii ki. Herhalde büyük bir cesaret tabii ki. Diyebiliriz. Ne olursa olsun her şeye rağmen şarkı söylemeye, müzik yapmaya devam edeceğim. Büyük ihtimalle de ailen destek oluyordur diye düşünüyorum. Evet, çok değil mi? Sağ olsunlar. Şanslılardansın. Sana bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz Berkay. Şarkını bizimle paylaştığın için. Efendim, ve sırada bir diğer müzisyen dostumuz. Konservatuar eğitimli ve 11 yıldır müzik sektöründe ve çalışmalarını pop müzik alanında devam ettiriyor. Kendisini dinliyoruz. Necati Kıraç sizlerle. Çeken var mı benim gibi? Şu dünyanın gam yükünü çeken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını döken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını döken var mı benim gibi? Talihim yok, battım kara. Böyle hayat bassın yere, sine sine vura vura. Talim yok, bahtım kara. Böyle hayat batsın yere, sine sine vura vura. Ölen var mı benim gibi? Gitmez ki başım dağıtam. Ben bu derdi kime satam? Saçlarını tutam tutam. Yolan var mı benim gibi? Saçlarını tutam tutam. Yolan var mı benim gibi? Talihim yok, battım kara. Böyle hayat batsın yere, sine sine vura vura. Ölen var mı benim gibi? Yok. Talihim yok, battım kara. Böyle hayat batsın yere, sine sine vura vura. Ölen var mı benim gibi? Yok. Necati, çok teşekkür ediyoruz performansın için. Senin söylemek istediğin bir şey var mı bu süreçle ilgili, bizlerle paylaşmak istediğin? Bu süreç bizi çok büyük etkiledi. Hı hı. Yani yaklaşık bir yıldır sahneye çıkmıyoruz hiçbir şekilde. Yani inşallah iyi günler bizi bekler.
Umarım en kısa zamanda biter ve biz tekrar sahneye kavuşmuş oluruz. Bu kadar. Diliyorum. Özlediğiniz sahneler en kısa zamanda kavuşursunuz. İnşallah. Seni temeninden alıyorum ve bir günü tamamlıyorum. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin düzenlediği İstanbul Bir Sahne konser etkinliklerinde bu sahneyi şahane müzisyenlerle paylaştım. Onur duydum, çok keyif aldım. Bu konserler devam edecek. Tabii ki temennimiz yine Necati'nin de söylediği gibi yarınlara umut yeşertebileceğimiz, sarılarak birlikte şarkılar söyleyebileceğimiz güzel günlere kavuşabilmek. İnşallah da bunu başarabiliriz hep birlikte. Müzisyenlerimize lütfen şefkat, ilgi ve onların ihtiyacı olan sevgiyi verelim, esirgemeyelim. İhtiyaçları var desteğe. Her anlamda dayanışmaya ve mücadeleye devam diyoruz. Şimdilik hoşça kalın ve lütfen sağlıklı kalın.